Efendim, selamun Aleyküm. Bugün sekizinci hakikatteyiz. Haşir Risalesini okumaya devam ediyoruz. Haşir Risalesinin 8 hakikatini birlikte inşallah paylaşalım. 8 hakikat babu ı Vaat ve Vaittir. İsmi Cemil ve Celil'in cilvesidir. Vaat ve Vaid kapısı. Yani Allah vaat ediyor. Vaat eden cenab Allah'tır. Ne vaat ediyor? Cenneti vaat ediyor. Mahşerdeki hesaptan haber veriyor vaid olarak. Bu hesabın e, neticesi eğer olumsuz olursa cehennemi vaid noktasında cehennemi biz cehennemle bizi tehdit ediyor. Cehennem var diyor. Hesap iyi gelmezse cehennem var. Hesap doğru gelirse, güzel gelirse, hoş gelirse cennet var. Yani Allah cennetle vaat ediyor, cehennemle tehdit ediyor. Bu Kur'an'ın çok önemli iki e, neticesi hayatımızla ilgili Allah vaat ve vaid sahibidir e, bize vaat eden cenneti vaat eden, o güzellikleri eşsiz güzellikleri vaat eden e, isterseniz oraya gelin diyen Allah'tır e, isterseniz kulluk yapmayın e, haramlarda devam edin Allah'a da inanmayın Allah'a da yok deyin ama neticesinde e, siz katlanırsınız netice cehennemdir diyen de Allah'tır saygılar, saygılar izleyiciler Allah e, Allah cemildir ve celildir güzellik sahibidir. Eşsiz güzellik sahibidir. Bizim yaşadığımız yer küredeki, yer yeryüzündeki, dünyadaki bütün güzellikler Allah'a aittir. Allah'ın güzelliklerinin belki binde bir, belki milyonda bir oran vermek de doğru değil. Yani e, Allah'ın güzelliklerinden bir küçük damlacık bir sızıntı belki dünyayı bu kadar güzelleştirmiştir. E, ve Allah Celil ismi sahibidir. Allah Celallidir, Celal sahibidir. E, neticelerde bizim yaptığımız ibadetler güzelse güzel olarak neticelendirir. Çirkinse kötüyse e, çirkin ahlakımız kötü adetlerimiz varsa da e, bize bunun hesabını sorar celal sıfatıyla e, gazap da eder Allah muhafaza azabıyla da bizi azarlar hitap buyurur e, ve cehennemle de bize hitap eder. Dolayısıyla Allah'ın hitabından korkmak lazım. Celalinden korkmak lazım. Celil ismi sahibi olduğunu bilmek lazım. Allah'ın Allah'ın cemalinin son derece, sonsuz derece güzel olduğunu bilmek lazım. Cemil sahibi olduğunu, Allah'ın cemil olduğunu bilmek lazım. Bu hakikat, bu iki ismin bir küçük yansımasıdır. Bu iki isim, ismi tanımamızı sağlayan bir hakikattir. Hiç mümkün müdür ki alim-i mutlak ve kadir-i mutlak olan şu masnuatın sani'i alim mutlak, mutlak ilim sahibi ve mutlak güç ve kudret sahibi olan bu masnuatın, bu yaratılmış olan her şeyin, dünyanın, yerin, göğün, kainatın sahibi, saniyi, yaratıcısı, halıkı, sanatkarı olan Cenab-ı Allah, bütün enbiyanın tevatürle haber verdikleri ve bütün sıddıkinin ve evliyanın icma ile şehadet ettikleri mükerrer vaat ve vaydi ilahiyesini yerine getirmeyip haşa az ve cehlini göstersin. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir soru soruyor. Mümkün müdür diye başlıyor sorusuna. Mutlak ilim sahibi, sınırsız ilim sahibi, sınırsız kudret sahibi olan bu masnuatın, bu yerlerin göklerin sahibi, yar sanatkar, yaratıcısı olan Cenab-ı Allah ki bütün enbiya bildirmiştir ki Allah cenneti verecektir. Bütün enbiya, bütün evliya, bütün sıddakiyin bildirmiştir ki eğer kul olmazsak neticesi cehennemdir. Eğer kul olursak Allah'a günahımız olabilir. Çok ilginçtir bakınız. Günahımızı yine Rabbim bağışlayacak ve ne neticesi inşallah cennettir. Allah böyle bize vaat ve vaide bulunmuştur. Bu dünya boş değildir. Boşuna yaşamıyoruz. Bunun bir sonucu var. Bir neticesi var. Yaşadıklarımızın neticesinde biz ya cennete gidiyoruz ya da e, Allah muhafaza cehennem bizi bekliyor. Dolayısıyla bunu bize vaat eden ve vaidde buyuran Cenab-ı Allah'tır. Hiç Allah vaadini yerine getirmez mi? Hiç vaidini yapmaz mı? Vaid etmişse, cehennem demişse cehennemdir, cennet demişse cennettir. Artık bundan hiç şüphe etmemek gerekir. Neden yerine getirmeyecek? Bundan Allah haşa aciz midir? Yoksa cahil midir? Yani boşuna bir vaatte mi bulunmuştur? Haşa ve kellem. Halbuki vaat ve vaidinde bulunduğu emirler kudretine hiç ağır gelmez. Cennet demişse cennet Allah'ın kudretine hiç ağır gelmez. Cehennem demişse cehennem Allah'ın kudretine hiç ağır gelmez ve zaten mevcut olan alemler alemlerdir. Mevcut olan ve bizi bekleyen alemlerdir cennet ve cehennem. Dolayısıyla Allah'ın kudretine hiç ağır gelmez. Allah'ın kudreti cenneti de cehennemi de bütün alemlere de bütün her şeyi de yaratmaya kadirdir. Pek hafif ve pek kolay geçmiş baharın hesapsız mevcudatını gelecek baharda kısmen aynen kısmen mislen iadesi kadar kolaydır. Bediüzzaman burada ilginç bir misal veriyor. Bizim her an içinde bulunduğumuz Gözle gördüğümüz, elle dokunduğumuz, alemden, bahardan bize örnek veriyor. Geçmiş baharın hesapsız mevcudatını, varlıklarını, ağaçlarını, kuşlarını, sineklerini, böceklerini gelecek baharda kısmen aynen, kısmen de mislen. Yani bir kısmını aynen, aynısıyla yaratıyor, bir kısmını misliyle yaratıyor, benzerini yaratıyor. Yaratıyor mu? Yaratıyor Cenab-ı Allah. Bir kısım hayvanat. Hayvanatın birçoğu kış uykusuna yatıyor. Kışın o koca soğuklarda uykuyla geçiriyor. Ee, hiç zarar görmeden baharda yeniden diriliyor. Yeniden hayata geliyor. Aynısı hayvanın aynısı ee, birçok ağacın da aynısı. Tekrar baharda bir bakıyoruz bağlarımızı bahçelerimizi süslendirmiş. Ağaçlar süslendirmiş. Hayvanlar aynı hayvanlar tekrar baharda e, dirilmiş ve Meydana çıkmışlar ya da misle misliyle hayvanlar e, aynısı aynı hayvanlar tekrar binlerce hayvanlar, binlerce ağaçlar, milyonlarca ağaçlar ve hayvanlar yeniden yaratılmış, iade edilmiş. E, demek ki Cenab-ı Allah'ın vaad ettiği cennet ve vaid buyurduğu cehennem bizim geçmiş bahardaki mevcudatın bu gelecek baharda hepsinin yeniden ihyası kadar hayat verilmesi kadar hayatta Hayata gelmesi kadar kolaydır Allah'ın kudretine, zor değildir. Burada iki tane haşiye var. Ee, Haşiyenin birisinde ağaç ve otların kökleri gibi diyor Bediüzzaman Hazretleri. Kısmen aynen e, ifadesini açıklıyor. Ağaç ve otların kökleri aynen bir ölü gibidir kışın ama bu kökler e, yeni baharda yeniden aynı köklerle Cenab-ı Allah bir hayatı üzerine büyük bir hayatı yaratıyor ve kısmen mislen dediği ifadesine de yine misal haşir haşiye göstermiş. Yapraklar meyveler gibi diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ağaçların ve meyvelerin kökleri aynen yaratılıyor. Yaprakları ve meyveleri ise yeniden yaratılıyor. Yeni yaprak yaratılıyor. Yeni çiçek ve yeni meyve yaratılıyor. Geçen baharın aynısı gibi tekrar tekrar yaratılıyor. Bunlar bize cennetinde yeniden yaratılacağını haber veriyor. i̇fa vaat ise, vaadini yerine getirmek ise hem pek çok lazımdır. Allah'ın vaadini yapması, yerine getirmesi hem bize hem her şeye, hem kendisine hem salt saltanat rububiyetine pek çok lazımdır. Bize lazımdır. Bizim cennet, cenneti istediğimiz Rabbim biliyor. Biz cenneti istiyoruz. Cehennem bir azap yurdu lazımdır. Çünkü adaletsizlikler, hukuksuzluklar, kanunsuzluklar, yanlışlıklar, kul hakları, kötülükler, gırla dünyada fevkalade var. Bunların hesabı var ve bunların hesabından sonra azabı var, gazabı var. Bir neticesi var dolayısıyla cehennem de lazımdır bize, cennet de lazımdır. Allah cehenneminden bizi beri eylesin. Her şeye lazımdır. Allah'a lazımdır bunlar. Cennet ve cehennem. Çünkü Cenab-ı Allah bu dünyanın neticesini o şekilde takdir buyurmuştur. Allah'ın adaleti gereği, hikmeti gereği, hukuku gereği bu dünyanın bir neticesi vardır. O da cennet ve cehennemdir. Bunlar olacaktır. Ve saltanat rububiyetine de lazımdır. Rububiyet saltanatına lazımdır bunlar. Öyle bir rububiyeti var ki Cenab-ı Allah'ın yerleri ve gökleri yaratmıştır. Her şeyin bir neticesi vardır her varlığın, her hayatın, her canın, ağacın da, kuşun da, taşın da, böceğin de, insanın da, cinlerin de, meleklerin de bir neticesi vardır. Çünkü rububiyet gereği böyledir. Rububiyet gereği Cenab-ı Allah bütün bu varlıkları terbiye etmiştir. Ağacıyla, hayvanıyla, taşıyla, kuşuyla her şeyi Cenab-ı Allah terbiyesini vermiştir. Her şey Allah'ın verdiği terbiye doğrultusunda vazifesini yapar. Hiç vazifesinden şaşırmaz. Ne varsa, Allah'ın terbiyesinde gerektiriyorsa her şey bunu yapar ve bu terbiye gereği dünyada yaşar. Bu terbiye gereği de Cenab-ı Allah insanlara din din göndermiştir. İnsanları akıllarıyla bir terbiye içerisine almak istemiştir. Tabi insanların ilk terbiyesini Rabbim bizzat kendisi vermiştir. Bir ruh terbiyesi, bir nefis terbiyesi, bir can terbiyesi. Allah'ın güzel yaratması fevkalade bunları önümüze çıkarmıştır. Yaratması suretiyle bize de kendi davranışlarımız kendi amelimizi düzeltme düzgün yapma gibi bir vazife yüklemiştir. Bunu yüklerken de dinini göndermiştir. Peygamberini göndermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabını göndermiştir ve Rabbim bize emretmiştir. Dolayısıyla bir saltanat rubviet var. Rubviet saltanatının içerisinde bizler yaşıyoruz. Bu saltanata cennette lazım, cehennemde lazımdır. Hulhul vaat ise Allah'ın sözünden dönmesi ise cenneti vaat etmişse verecektir demiştik ya. Peki vermemesi nedendir Allah'ın eğer vermeyecekse hulvul vaat olur da öyle vermez. Sözünden döner. Ha söz vermiştim vermeyeceğim der. İptal ettim der. Vazgeçtim der. Sizinle çok tabir caizse Allah muhafaza. Haşa. Sizinle oynadımdır. Sizinle alay ettim der. Bunlar söz değildi. Bunlar yanlıştı. Vermeyeceğim. Vay vazgeçtim der. Ha, Allah muhafaz. Haşa ve kella. Ama Allah böyle yapmaz. Allah vazgeçmez. Allah söz vermişse yapar. Allah bizimle alay etmez. Allah bizimle oynamaz. Allah bizi kandırmaz tabir caizse. Allah'ın sözü sözdür. Merttir Allah. Tabir caizse erkek sözüdür. Allah sözünü verir ve yapar. Dolayısıyla hulvul vaat hem izzeti iktidarına zıttır. Allah'ın iktidarının izzeti vardır. Onuru vardır. Haysiyeti vardır. Buna zıttır. Neden vaadinde Cenab-ı Allah hulfetsin ki? Niye vermesin vaad ettiği şeyi? Allah'ın izzeti iktidarına zıttır bu. Hem ihatayı ilmiyesine münafidir. İlminin kuşatıcılığına, ilminin bütün kainatı kuşattığına Münafidir, aykırıdır bu. Zira huldur vaat ya cehilden ya acizden gelir. Yani sözünde durmaması Allah'ın sözünü yerine getirmemesi ya cehaletten gelir, bilmediği için vaat etmiştir, sonra yapamaz ya da acizdir. Kudreti yetmez, gücü yetmez, aciz, acizden gelir sözünde durmaması Allah'ın. Oysa Allah ne acizdir, ne cahildir. Allah kudret sahibidir, sınırsızdır kudreti. Allah sınırsız, ilim sahibidir vadettiği şeyi aynen yapar ey münkir bilir misin ki küfür ve inkarın ile ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun ey münkir bilir misin ki küfür ve inkarın ile ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun ki kendi yalancı vehmini hezyancı aklını aldatıcı nefsini tasdik edip hiçbir vecihle hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir vecihle hilaf onun izzetine, haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler sıdkına, doğruluğuna ve hakkaniyetine şehadet eden bir zatı, bir zat olan Cenab-ı Allah'ı tekzip ediyorsun, yalanlıyorsun. Bu olabilir mi? Ey münkir! Nasıl bir cehalete düştün? Nasıl bir inkara düştün? Nasıl bir küfre kapıldın ki? Bu ahmakça bir cinayetin içerisine girdin ki kendi yalancı vehmini, hezyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun, doğruluyorsun. Benim yalancı vehmim doğru söyler diyorsun. Yalancı olduğunu düşünmüyorsun. He, hezyancı hezyancı aklının yani saçıp savuran rastgele rasgele saçıp savuran <laughs> Çok özür dilerim. Rastgele saçıp savuran doğruları görmeyen, eğrileri gören aklının, halbuki akıl doğruları görmesi lazım. Eğrileri, yanlışları, hezyanvari şeyleri, boş işleri görmemesi lazım, tasdik etmemesi lazım ama bir hezyana girmiş ve kendisini hezyandan kurtaramıyor. Ve aldatıcı nefsini, nefsinin de aldatıcı yönünü sen görmüyorsun. Bunu tasdik ediyorsun. Doğruluyorsun. Benim nefsim doğru görür diyorsun. Kendi enaniyetine güveniyorsun. Kendi benliğine güveniyorsun da hiçbir vecihle hulf ve hilafa aldatmaya, yalan söylemeye, hilafta bulunmaya, aykırı söz söylemeye, mecburiyeti olmayan ve hiçbir vecihle hilaf onun izzetine, haysiyetine yakışmayan Allah'ın izzetine, haysiyetine hilaf, aykırı söz, yanlış söz, yalan söz, uydurma söz, yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler sıdkına delalet eden, hakkaniyetine şehadet eden Cenab-ı Allah. Doğru mu bunlar, bunlar doğru hakikatlerdir, saygıdeğerdir. Bizim görünen şeyler, yeryüzü, güneş, Gökyüzü, aylar, yıldızlar, gezegenler, hava, bulut, taş, toprak, ağaçlar, kaşık, taşlar, dört mevsim içinde yaratılanlar, insanlar, bütün bunlar bizim gördüklerimiz Allah'ın sadık olduğunu, doğru olduğunu, sadakat sahibi olduğunu, hakkaniyet sahibi olduğunu, sözünün söz olduğunu, sözünün eri olduğunu bize haykırıyor bunlar. Dolayısıyla bütün görünen şeyler, bütün görünen işler Allah'ın doğruluğuna, hakkaniyetine şahitlik ediyor. Böyle bir zatı sen tekzip ediyorsun, yalanlıyorsun. Ey münkir! Neler yaptığının farkında mısın? Elbette ebedi büyük cezaya müstahak olursun. Bak dikkat et, dikkat et. Ebedi büyük cezaya çarpılırsın. Büyük cezaya çarpılırsın. Allah'ı tanımıyorsun. Tanımak da istemiyorsun. Oysa Allah Celle Celaluhu kerem sahibidir cömertlik sahibidir. Sözünün eridir. Söz verdiğini yapar. Yalan söylemez. Sözünde hilafı bulunmaz. Büyük bir cezaya mustahak olursun. Bak dikkat et. Bazı ehli cehennem bazı ehli cehennemin bir dişi bir dağ kadar bazı ehli cehennemin bir dişi dağ kadar. Bunu Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ifade etmiş, haber vermiş. Bazı ehli cehennemin bir dişi daha kadar büyük olur tarzında haberleri var. Müslimde geçiyor, Tirmizi'de geçen bir hadistir bu. Bazı ehli ehli cehennemin bir dişi daha kadar olması cinayetin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiştir. Bediüzzaman da diyor ki, işte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı cehennem ehlin bir dişinin daha kadar büyük olması haberi cinayetin büyüklüğüne işaret ediyor. O kadar büyük bir cinayettir ki el cehennemin bir dişi daha kadar kendi cüssesi ne kadardır? Belki bu dünya kadar bir cüsse sahibi. Çünkü o kadar bir cüsse ile azabı tadacaktır. Çünkü yaptığı cinayet o kadar büyüktür. Cinayet o kadar büyüktür. Allah'ı tekzip ediyor. Allah'ı yalanlıyor. Böyle bir cinayet Rabbim. Cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Misalin şu yolcuya benzer ki güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline bakar, vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenli yaratmak istiyor. Bir güneş ışığında gidiyoruz, yolumuz aydınlık, her taraf aydınlık, güneşin şuaıyla her taraf göpe gündüz gözümüze kapamışız. Kendimize karanlık yapmışız. Bir karanlıkta gidiyoruz el duşuna. Görmeden yola gidiyoruz. Bir yıldız böceği gibi kafa fenerimizle gideceğimizi zannediyoruz. Yolumuzu aydınlattığımız zannediyoruz. Oysa bir karanlıkta gidiyoruz. Güneşe karşı gözümüzü kapamışız. Bu olacak iş midir? Güneş her tarafı aydınlatmışken, her şeyi aydınlatmışken biz gözümüzü kapamışız karanlık bir dünyamızı aydınlık zannederek gidiyoruz. ve elbette düşeriz, elbette yolumuza gidemeyiz, elbette hedefimize ulaşamayız. Bu yol bizi o hedefe ulaşmaz. Çünkü gözümüz kapalı, çünkü gözümüz karanlık görüyor. Hayalimi, karanlık hayalimizi görüyor. Aydınlık güneşten istifade etmiyoruz. Madem ha işte Allah bütün her şeyi yeryüzünü gökyüzünü aydınlatmışken dünyayı aydınlatmışken bize ölümden sonra yepyeni bir hayat vaat etmişken cenneti bize vaat etmişken biz kendi kafa fenerimize güvenmişiz kendi aldatıcı nefsimize güvenmişiz cerbezici aklımıza güvenmişiz yalancı vehmimize güvenmişiz Allah'ın vaadine Allah'ın kitabına Allah'ın dinine Allah'ın vahyine güvenmemişiz ve cen dünyamız perişan gitmiş, inanmadan gitmiş, Allah'a kul olmadan gitmiş. Oysa Allah bütün bedenimizi, bütün varlığımızı, bütün her şeyimizi eksiksiz yaratmışken, bize lütfetmişken, ikram etmişken biz Allah'ı görmemişiz. Bütün bunları tesadüfen kendiliğinden olduğunu zannetmişiz, vehmetmişiz, aldatıcı nefsimize güvenmişiz, Allah'a güvenmemişiz. Neticede biz bir karanlıkta gidiyoruz. Karanlıkta bizim zihnimiz, hayalimiz, gözümüz, bedenimiz, varlığımız karanlıkta gidiyor. Karanlıkta bir bir ölümü son zannediyoruz. Karanlık bir dünyada gidiyoruz. Ve bir de bakmışız ki öldükten sonra eyvah hayat var, canlılık var, her şey var, Allah var ve bize hesap soruyor. Bize hesap soruyor. Neden kulum, neden inanmadın kulum? Kulum ben seni yaratmıştım. Bunca nimetleri vermiştim kulum nasıl düşünmedin? Nasıl inkara saptın? Nasıl küfre saptın? Nasıl bunlara sahipsiz olacağını düşündün? Yaratıcısız olacağını nasıl düşündün? Kulum bunları sen aklın yok muydu kulum? Dediği zaman şu dizlerimize vurmaz mıyız Allah'ım? Şu dizlerimize vurduğumuzda halimiz ne olur Allah'ım? Bizi koru ya Rabbi. Koru bizi Allah'ım. Bizi bize bırakma Allah'ım. Bizi muhafaza ile ya Rabbi. O gün ne dehşetli gün. O gün ne dehşetli gün. Ne geri dönüşü var. Ne pişmanlık çare eder. Ne nedamet para eder. Geri dönüşü yoksa saygı değerciler. O gün, o gün bitmiştir her şey. O gün dönüşü olmayacak bir gündür. O güne gelin bugün deyken, bugünleri yaşarken o günleri hesabı katalım ve o günler için bir şeyler yapalım. Az da olsa bir şeyler yapalım. Evet. Karanlıkta gitmeyelim aydınlıkta gidelim. Rabbim önümüzü aydınlatmış, yolumuzu aydınlatmış, etrafımızı aydınlatmış, bize apaydınlık bir dünya sunmuş, geleceğimizi aydınlatmış, ölüm ötesini aydınlatmış, mahşeri aydınlatmış, cenneti aydınlatmış, sırat köprüsünü cennete uzanan o köprüyü aydınlatmış. Karanlık bir yer kalmamış, karanlık bir nokta kalmamış. Gelin kendi kendimizi karanlıklara atmayalım. Rabbim aydınlatmışken o aydınlık yolda biz de gidelim. Evet madem şu mevcudat, hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hadisatı kainat, kainatın bu olayları, hadiseleri doğru söyleyen natık ayetleri olan Cenab-ı Hak vaat etmiştir. Yani öyle bir Cenab-ı Hak'tan bahsediyoruz ki, öyle bir Allah'tan bahsediyoruz ki, bütün bu varlıklar, bu alem, bu kainat, bu dünya, yerler, dağlar, taşlar, topraklar, sular, havalar, her şey Allah'ın hak söyleyen sadık kelimeleridir. Sor havaya sor, ağaca sor, kuşa sor, taşa sor, neye sorarsam da sor, dağa sor, suya sor. Allah'ın hak söyleyen sadık kelimeleridir onlar. Şu kainatın olayları, kainata olup biten olaylar, yıldızlar, gezegenler, güneşler, aylar, güneş sistemi, yer küresi hepsi bunların hepsi Allah'ın doğru söyleyen natık konuşan ayetleridir. Konuşan ayetleridir. Böyle bir Cenab-ı Allah vaat etmiştir, elbette yapacaktır. Vaad etmiştir, elbette yapacaktır. Bir mahkeme, mahkeme kübra açacaktır, bir saadeti uzma verecektir. Bir büyük mahkeme açacaktır ve bir, ve bir büyük saadet verecektir. O büyük mahkemede ki mahkemenin büyüklüğü oradan kaynaklanıyor, bir zerrecik bir şeyimizi bile yok saymayacaktır bir küçücük bir şeyimizi bile bizim o da olur mu canım işte küçük bir şey ondan ne olacak dediğim şeyi yok saymayacaktır ne olacak demeyecektir eğer o hayırsa sevabını verecektir onu göreceğiz eğer o şerse onun da hesabını soracaktır eğer affetmediyse mahkeme büyüktür çetindir mahkeme kesindir ve büyük bir mahkemeye doğru gidiyoruz ve bir saadet uzma bir Büyük saadet bizi bekliyor saygıdeyiciler, izleyiciler. Bu dünyadaki saadet küçüktür. Bu saadet yaşı bellidir, ömrü bellidir, tarzı bellidir. E, dünyadaki saadet acılarla iç içedir. E, dünyadaki mutluluk acılarla, mutsuzluklarla iç içedir. Saadetler dünyada bizim için acılarla beraberine getirir. Dolayısıyla dünyadaki saadet azdır, küçüktür. Sürelidir, belli bir imtihan için verilmiştir, Allah'ı tanımamız için verilmiştir. Bu baharlardaki, yazlardaki Allah'ın verdiği sayısız nimetler bize vereni tanımamızı sağlıyor. Dolayısıyla küçüktür ama bir saadeti uzma bizi bekliyor. Ebedi bir saadet, sınırı olmayan, sonu olmayan, haddi olmayan, hududu olmayan, ölçüsü olmayan, istediğimiz her şeyi içinde bulabileceğimiz her mutluluğu, her saadeti, her güzelliği, her hoşluğu, içinde bulabileceğimiz Allah'ım sana minnettarım diyebileceğiniz şükrederim. Benim şükrüm eksik kalmış dünyada seni tanıyamamıştım Allah'ım sen beni tanıdın beni bildin ve bana bunca nimetleri verdin şükürler olsun Rabbim diye görerek gözümüz görerek Rabbimize şükredeceğimiz Allah'ı bileceğimiz bir büyük saadeti bir cennet saadetini bir ebedi saadeti inşallah Rabbimize verecektir cümlenize verecektir inşallah Rabbim sizlere o ebedi saadeti verdiği kulları zümresine ihak eylesin. Efendim tekrar tekrar ibadetinizi kabul eylesin. İmanınızı kabul eylesin. inancınızı kabul buyursun. Ve bizi istikamet için dost doğru kendisine kadar uzandığı Kendisine kadar uzanan kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.